Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Nisan 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, konu başlıklarına kısaca önce bir göz atalım. Terazi burcunda dolunayımız var. Koç burcunda yeni ay ile birlikte güneş tutulması yaşayacağız. Merkür retrosu bu ay başlıyor ve Güneş ile Jüpiter Koç burcunda birleşiyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş 20 Nisan'a kadar Koç burcunda parlayacak. 6 Nisan'da Terazi burcunda sizin için de güzel olan bir dolunay var. Bu dolunay ilişkileriniz, aşk hayatınız, romantik konularda hareketliliği arttırabilir. Aslında ayın geneli 20 Nisan'a kadar olan dönem sizin için sosyal aktivitelerde çok daha verimli görünüyor. Çünkü Güneş 11. evinizi aydınlatıyor olacak. Bu yeni kişilerle tanışmalar anlamına gelebilir. İşte Terazi burcundaki dolunay belki romantik bir ilişkiyi gündeme getirebilir. Süregelen ilişkilerinizde özellikle eşinizle, partnerinizle birlikte bir şeyleri yapma adına kararlar verebileceğiniz, paylaşımlar yapabileceğiniz bir dönem. Daha fazla sosyalleşme, ortamlara katılma, sanatsal, kültürel etkinlikler içerisinde olmanız mümkün. Çocuk konularında da bu terazi dolunayı sizi destekliyor. Çocuk sahibi olmak ve benzeri alanda bir dönüşüm olabilir hayatınızda. Bir karar verme ya da gerçekten bir hamilelik haberi, işte bir doğum, hani bu söz konusu olabilir. Çocuklarınız varsa çocuklarınızla beraber paylaşabileceğiniz zamanlar söz konusu. Onlarla da ilgili bazı hedefleriniz varsa, evet, bu dolunay çocuklarla da ilgili keyifli haberler getirebilir. Dolunay tesirleri 6-20 Nisan arasındaki süreçte gündemimizde kalabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 dereceye ve yakınsa sizin için daha etkili, daha olumlu bir dolunay tesiri olduğunu söyleyebilirim. Hava burçlarımızı etkiliyor çünkü. Öncü burçlarda Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak burçlarında da gezegenleriniz bulunuyorsa dolunayın sizin için etkisi daha da bir artabilir. 3 Nisan'dan itibaren gezegeniniz Merkür Boğa burcunda olacak. Venüs 11 Nisan'a kadar Boğa burcunda olacak. 12. evinizdeki Merkür geçişi zaman zaman bu ay Boğa'da Merkür biraz yavaştır çünkü zihinsel anlamda yavaşlamanız, biraz her şeyi biraz daha fazla belki gözden geçirmeniz, daha dikkatli, daha emin, daha yavaş adımlarla hareket edebileceğiniz de gösteriyor. Güvence ihtiyacınız artıyor. Bu yüzden zaman zaman böyle kendi kabuğunuza çekilebilir, biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Yani bu ruhsal anlamda, manevi anlamda derinleşme fırsatları da verebilir size. Maneviyatın da biraz öne çıktığı bir dönem. Ama 11'inden sonra Venüs İkizler Burcu'na geçecek. Venüs iyicil bir gezegen olarak, şans bir gezegeni olarak burcunuzda 11 Nisan'dan sonra sosyal hayatınızda çok daha destekleyici olabilir. Hem ilişkiler, ilişkilerdeki paylaşımlar, aşk, sevgi konuları, romantik konular, tabii ki her türlü işbirliğinde, sosyalleşme alanlarında da burada Venüs'ün faydasını görebilirsiniz. Hatta maddi kazançlar için bile burada Venüs etkili görünüyor. Güzellik, estetik, kişisel bakım gibi bazı hedefleriniz varsa burcunuzda ilerleyen Venüs sizin için çok daha verimli olabilir. Yaptığınız uygulamalarda memnun olabilirsiniz, keyif alabilirsiniz. Ay boyunca Mars Yengeç burcunda olacak. Biraz parasal harcamaların bu ay artabileceğini gösteriyor. Yani her zaman harcadığınızdan daha fazla harcayabilirsiniz. O yüzden para giriş çıkışlarında, bütçenizle ilgili konularda mümkün olduğunca hesaplı davranmaya çalışalım. 12-13 Nisan gibi Güneş Jüpiter kavuşumu var. Şanslı bir kavuşum. Yılda bir kez Güneş Jüpiter'le kavuşur. Sosyal alanlarda, arkadaş çevrenizde, ilişkilerde güzel tanışmalar, size destek olabilecek çevrelere gidebilirsiniz mesela. Ya da böyle bir kalabalıklara hitap ettiğiniz bir ortamda dikkat çekmeniz ya da bir ekip çalışmasında, bir grup faaliyetinde fırsatlarla karşılaşmanız mümkün görünüyor. Parasal kazançlar bakımından da bu ay aslında bereketli bir ay. Çünkü 11. ev aynı zamanda parasal konularla da ilgilidir. Orada Güneş'in Jüpiter'le birleşmesi, işte Venüs'ün burcunuza doğru ilerlemesi, her ne kadar Mars para akışlarını burada hızlandırsa da kazanç potansiyellerinizde bu ay artıyor aslında. Daha fazla genişliyor. Bunları da, bu imkanları da değerlendirmenizde fayda var. 20 Nisan'da bir yeni ay var. Evet, bu yıl iki tane Koç burcunda yeni ay yaşıyoruz. 20 Nisan'da 29 derece Koç burcunda
yeni ay ile birlikte yılın ilk güneş tutulmasını yaşayacağız. Hibrit bir tutulma etkisi, aslında bir yıla yayılan bir tesirden bahsediyoruz. Öncü bir burçta olacağı için hızlı gelişmeler de ortaya çıkarabilir. Jüpiter'le de birleşiyor bu tutulma. Plüto'yla da güçlü bir açı içerisinde. Artık bu tutulmayla beraber önümüzdeki 1,5 yıl devam edecek olan Koç terazi aksındaki tutulmalar da başlıyor. Ve sizin 5-11 aksınızı hareketlendiriyor bunlar. Kuzey yönlü bir tutulma olduğu için bizi ileriye taşıyacak, bize kapılar açacak. Şanslı bir tutulma olduğunu da söyleyebilirim. Yani yenilikler var hayatımızda. 11. ev olunca bu yeni insanlar, hayatımıza girecek yeni kişiler, bizim gireceğimiz yeni çevreler, alacağımız yeni projeler, yeni hedefler, yeni umutlar anlamına da gelebilir tabii. Koç'un kendi bünyesinde mücadeleciliği, savaşçılığı vardır. Yani cesaretle inisiyatif alma, adım atma, hareket etme yönünde sizi daha da fazla motive edebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecek. Özellikle önce burçların son derecelerinde gezegenleriniz bulunuyor mu? Koç, terazi, yengeç ya da oğlak. 27, 28, 29 derecelerde böyle gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ayın tutulmanın sizin için çok daha önemli, güçlü tesirleri olabilir. Ve hemen 20 Nisan itibariyle Güneş artık Boğa burcuna geçecek. 12. eviniz aydınlanmaya başlıyor. Biraz böyle dinlenmek, kendi kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz. Sakinleşmek için, belki kısa molalar, tatiller için fırsatlarınız da olabilir. Ve yine 20 Nisan'da gezegeniniz Merkür Boğa burcundaki retrosuna başlayacak. 15 Mayıs'a kadar Merkür gerilemesi sizi zaten zihinsel olarak biraz daha fazla yavaşlatacak. Biraz duraklatacak, geriye çekecek. O yüzden 20 Nisan'a kadar yapılması gereken işlerinizi, işte anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizi, imzalarınızı, alışverişlerinizi yapmaya çalışın. 20 Nisan ile 15 Mayıs arasında daha dikkatli ve yavaş olmak gerekiyor. Yeni konulara, yeni fikirlere temkinle yaklaşacağız. Bu bir dinlenme dönemi aslında, bir gözden geçirme dönemi. Kendinizde bilinçaltı çalışmaları olabilir, terapiler olabilir, sağlık bakımlarınız, kontrolleriniz olabilir. Hani bunlara da zaman ayırabilirsiniz. Biraz böyle günlük hayatın koşturmacasına uzaklaşıp kendinize de odaklanabileceğiniz bir dönem. Tabii ki tatil fırsatları da verebilir ama daha çok böyle bir sakinleşmek, enerjinizin böyle bir yavaşladığını, geri çekildiğini de hissedebilirsiniz. Bütün retrolar olumsuz olacak anlamına gelmiyor. Sadece biz gökyüzüyle uyumlu olmaya çalışalım, farkında olalım. Merkür retrolarında ileri gitmek, yeni bir şeyler yapmak için çabalamak yerine biraz evren bizi durmamız, yavaşlamamız, dinlenmemiz ve düşünmemiz konusunda aslında fırsat veriyor bize. Bu şekilde değerlendirelim. Örneğin çalıştığınız bir proje üzerinde kontroller yapabilirsiniz. Bir öğrenciyseniz işte geçmiş konularınızı şöyle bir gözden geçirip tekrarlar yapıp derslerinizi çalışabilirsiniz. Eksik tamamlamak için mükemmel bir dönem. Siz de bu anlamda bu 15 Mayıs'a kadar olan süreci değerlendirebilirsiniz. Sevgili ikizler, güzel ve sağlıklı bir ay diliyorum. Hoşça kalın.